Şimdi hocam birinci bölümümüzün bitmesine az bir süre kaldı. İkinci bölümde çok önemli şeyler soracağım. Mesela Bilge Kağan ve yazıtlarla ilgili hafif bir giriş yapalım. Siz gittiniz değil mi oraya? Evet. Gittiniz ve ilginç bu son zamanlarda da bir çalışma var. İkinci arada onu göstereceğiz. Hı-hı. Çok önemli şeylerle ilgili. Yazıtlara baktığınız zaman bir kere heyecanlandınız mı onu sorayım. Yani çok heyecanlandım tabii ki. O bir hayal. Orada artık bilimsel taraf ortadan kalktı. İlk gittiğimde 2002 yılında Tika Motap projesi şeyinde. Tabii ki duygusallık artık ön plana çıktı. Evet. Daha sonra tabii gerçekler oldu. Kültekin Yazıt'ın Çince Yüzünü yayınladım ben o anlamda. İlk yayınlam Türk benim o şeye baktığımızda. Bu geçtiğimiz yazda işte yine Tika'nın görevlendirmesiyle Sayın Doktor Serdar Çam'ın görevlendirmesi Tika'nın desteğiyle onların yönetiminde idaresinde diyelim Tony Cook'ta 45 gün kazı yaptık. Evet. Ve önemli şeyler bulduk. Medyada yer aldı. Evet, onu da gösterdik. Evet, önemli şeyler bulduk. Bu anlamda ben Tika Başkanı'na ve çalışanlara, ekibe teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Olarak. Biz, evet. Çünkü kültürümüze, tarihimize önemli şeyler kazandırdık diyorum. İyi buldunuz mu? Hani yüzyıllar boyunca o Türklüğün o muhteşem eserleri olarak, yazılı olarak. Tabii duygusal olarak bak bizim hakkımız. Hı-hı. Bir kere bu her Türk'ün hakkı. Yani ben Türk kelimesinin gelen oraya turist olarak gelen Türklere de gösteriyordum. Ve hepsi heyecanlanıyordu. Değil mi? Mutlaka önemli. Ama tabii bunlar yayınlandı defalarca. Hı-hı. Yazıt olarak. Bizim yapmamız gereken ya orada yerin altında işte orada müze çalışması yapılacak. Hı-hı. Müze yine TİKA tarafından, TİKA'nın koordinatörlüğünde o çalışmaların altyapısını oluşturmaktı. Hı-hı. Önemli şeyler bulduk. Tabii ki şunu söylemek lazım. Yani Moğolistan'ın her tarafında, Sibirya'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Kuzey Çin'de Türklerin arkeolojik alanları dolu. Dolu değil mi? Evet. Bunlar 100 yıl kazmakla bitmez. Evet. Bence ve yüzlerce arkeolog, araştırıcıya ihtiyaç var. Onu da söylemek lazım. Bir kere en önemlisi gidilmesi gerekiyor değil mi? Tabii gidip görülmesi gerekiyor. Ben daha çok saha araştırmaları yapıyordum. Tabii. Yani Çin kaynaklarından öğrendiğim belgelerin üzerine, bilgilerin üzerine saha araştırmalarıyla bunları destekliyordum. Coğrafyayı analiz ediyordum. Bu sene ilk defa kazı yapmakta. Sağ olsun TİKA'nın sayesinde kazı yapmak da nasip oldu. Evet. Bence de iyi de oldu. Evet. Bunları genişletmek lazım. Yani her yerde ben dediğim gibi. Çünkü Batılıların da bilimsel bir ilgisi var bölgeye. Evet. Herkes kazı yapıyor. Bütün Fransa, İngiltere yani diğer ülkeler. Tabii biz niye geri kalalım değil mi? Hocam şimdi araya gidiyoruz. Tony Cook kazılarıyla başlayacağız. Onunla ilgili soracağım ve önemli de bir ortaya çıkan şeyler var. Dilerseniz ikinci yarıda onları daha detaylı konuşalım. Değerli izleyenler şimdi bir araya gidiyoruz. Aradan sonra hocamızdan değerli bilgiler almaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler programımız devam ediyor. Değerli Ahmet Taşoğlu hocamızdan önemli bilgiler almaya devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden hemen yazıtlara dönelim hocam. Ton Yukuk kazıları diye siz birinci arada da bahsettiniz. Bir çalışma vardı. Orada sanırım önemli bilgilere ulaştınız. Bunları bizle paylaşabilir misiniz? Neler çıktı hem bilim alemi hem Türk dünyası adına? Evet, önemli bir 1300 yıl öncesine ait bir parmak izleri bulduk. Çok güzel. Kimin parmak izi hocam bu? Bilmiyorum. Yapanlar o anda. Ben kendi parmaklarımı ölçtüm. Benimkine uyuyordu. Uyuyordu değil mi? Uyuyordu. O hendek 3 bölümden oluşuyor. Birinci planda platformun içerisinde anonim mezar. Daha sonra ki o klasiktir sağında ve sonu heykeller. Sonra iki yazıt. Devamında yine heykeller ve Balbal silsilesi başlıyor. Evet. Bu işte Türk tarihi için, özellikle Göktürk dönemi için karakteristiktir yani. Bütün Göktürk mezarlarında, önemli kişilerin mezarlarında bu sistemi görürüz. Yani tipik bir Göktürk mezarı buldunuz tabii. Değil mi? Evet. Yani, anıt alanın diyelim. Mezar anıt orada alanı. Yok çünkü. Tamam. Mezar dersek yanlış söylemiş oluruz. Tamam. Bu tabii devlet adamın büyüklüğüne göre mesela en muhteşemi Bilge Kültegen'inki. Evet. Çünkü Bilge Kağan öldüğünde küçük bir hükümdar olduğu için fazla önemsememişler herhalde ama birinci bence Kültegin'in külliyesi. Evet. Anıt alanı. Daha sonra Bilge Kağan'ınki gelir. Sonra Tony Cook'un. Evet. Benim yine Moğolistan'da işte Cantekin'le gezilerimizde ya da işte Altaylar'da da var. Ve bazı Kazakistan'daki anıt alanlarda da buna benzer yapılar var.
Bunlar bize devletin, devlet yöneticilerinin senenin belirli zamanlarında gidip tören yaptıkları alanlar aslında. Burada dini, resmi törenler yapılıyor. Bu da bir şuur göstergesi değil mi? Yani böyle kendi devletine ait değil mi hocam? Yani bir tören yapıyorsanız. Tören alanı. Ve burada işte tabiat, hem tabiat kuvvetlerine, atalara, gök tanrıya, göğe saygı sunuluyor. Bu anlamda çok önemli. Biz tabii su tahliye kanalları bulduk. Yine sistemi çözdük diyelim. İş olarak sistemi çözdük. İnşallah gelecek yıllarda daha da güzel şeyler olacaktır. Orada bir müze yapılacak. Çok güzel bu, evet. TİKA Başkanı Sayın Doktor Serdar Çam'ın da işte onların idare yönetiminde, onların teşvikiyle talimatları doğrultusunda onlar da tamamlanırsa bence Türkiye'nin oralarda olması kesinlikle hem Türkiye'cinin hem Avrasya coğrafyası çok çok önemli diye düşünüyorum. Yabancı birçok milletler orada araştırma yapıyorlar. Yapabilirler. Yani. Yapabilirler ama bizim bunun daha fazla yapmamız en lazım. En çok bizim olmamız bizim lazım. Bizim hakkımız. Çünkü yazıtta Türk yazıyor. Türk yazıyor. Baktığımızda. Moğolistan'ın her tarafı. Yani ben %90'ını gezdim diyebilirim. Türklere ait eserler de dolu. Evet. Yani bu bitecek gibi de değil ama Moğolistan değil. Güney Sibirya, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Çin de buna dahil edilebilir ve bir kompleks halinde çalışmalar yapmak lazım.